Merhaba arkadaşlar, saçım çok şekil. Önümden çekil. Arkadaşlar, saçlarımı açmam gerekiyor. Yaklaşık olarak gri biliyorsunuzdur. Gri çok kolay açılan bir renktir. Akmasında ben şu an iki kat hızlı bir şekilde açmasını istiyorum. Çünkü çok fazla bir koyu attım. Turneye gittiğim zamanlar arkadaşlar turnelerim var. Gerçekten 20'sinde de bir turnem var. Adana, Mersin, Antalya turnesi yapacağım. Instagram'dan beni takip edip konum bildireceğim. Oradan yanıma gelebilirsiniz. Ya zaten bu turnelerde çoğu kişi görüyor beni. Hani hepsiyle birer birer video çekiliyorum. 2 haftalık bloklarım var. Bunu da bildirmek istiyorum size. Yani kesinlikle hani böyle 2 haftalık bloklar atacağım. Yani 2 haftada bir çektiğim bir vlog atacağım. O şekilde düşünüyorum. Yani 2 haftada çektiğim vlog düzenleyip atmayı düşünüyorum. Şimdi geçelim saç açmayla ilgili. Ya bu dedi ki gri değil. Sipsiyah ilk çıktığında. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama o videoyu. İsmini hala söylemiyorum. Video. Video. Siz değerli tiyatro öğrencilerim. Şafak Harun Çetinkaya. Tiyatro bölümünü okuyup video diyemiyordu. Yanlış duymadınız. Evet. Neyse biraz sohbet edelim falan dedim ama çok da sohbet etmek iyi bir şey değil. Çünkü kızıyorsunuz. Abi niye sohbet diyorsun? Anlat bir an önce falan şeklinde düşünüyorsunuzdur. Yukarıdaki katlar bölümü var. Oradan bir diğer videomu izleyebilirsin. Eğer eski videomu izlemediysen sipsiyahtı saçlarım. Akmasını bekliyordum. Bayağı bir aktı. Şu an hafiften grileşmeye başladı. Biraz da sararma var şu an saçlarımda. Onun için mor şampuan. Onu da birazdan göstereceğim. İstediğim tonu yakalayamadım. Biraz da açması lazım. Şimdi geçelim hemen konuya. Saç açmanın iki yöntemi vardır. Öz saçı açmak çok zordur. Ve hani açıldığı zaman kahve tonuna döner. Yani biraz sarı tonlarında olur. Canlı bir parlaklık verir. Bunu nasıl yapmalıyız şeklinde filan. Abi daha çok yani öz saçı açmaya çalışan insanlar bu vereceğim bakım öz saçı açmaz. Bunu söylemek istiyorum. Kendi öz saçını açmaz. Sadece boyalı saçı açar. Bunu da söylemek istiyorum. Saç açma dediğim olay bu. Şimdi geçelim bir an önce bakımımızın nasıl yapıldığına. Hadi onu izlemeye gidelim. Gidiyor muyuz? Editör, gidiyor muyuz lan? Ha, girecek mi? Tamam o zaman. Şimdi gelelim hızlıca bakımımızın nasıl yapılacağını göstereceğim. Şu önümde gördüğünüz tatlı su. Bu da deniz tuzu. Şöyle görebiliyor musunuz? Bunu her yerde bulabilirsiniz. Salamura tuzu falan derler annelerimiz bazıları. Deniz tuzu diyeceksiniz. Netten araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Fiyatları zaten ucuz, makul. Her yerde bulabileceğinizi düşünüyorum. Bulabilirsiniz. Abi deniz tuzu yok. Nasıl yapacağız filan? Normal tuz olur mu? Diyerek ya bakın normal tuz değil deniz tuzu diyorum. O arınmış olduğu için yani faktörler girdiği için değişiyor. Bak bu iri yapılı görebiliyor musunuz? Bugün tuzlu su yapacağız. Yani deniz suyu. Okyanus suyu diyebilirsiniz. Yani tuzlu içilmeyen su. İçemediğimiz su. Hani ağzımıza kaçar. Burnumuzu filan açar. O şekilde. Tabii ki size normalde şunu söylerim. Eğer saç açmak istiyorsanız kesinlikle denize gidin. Boya birden akıp gider. Tuzlu su gerçekten çok kolay saç açabilen ve saça parlaklık verir. Güneş vurduğu zaman da hele hele çok mükemmel saçınız açılır. Abi denize gidemedik. Paramız yoktu diyebilirsiniz. Gayet normal. Doğrudur. Saç hani güneş ve o plaj kumu falan saça çok iyi geliyor. Neden bilmiyorum. Her tatile gittiğimde saçlarım pasparlıyor. Bundan önceki Fethiye'de saçlarım sarıydı ve saçlarım platin sarısı daha da kat kat arttı. Bunu yaptığımızda bu bakım ne işimize yarayacak? Saç açmazda ve parlaklık vermesinde. Şimdi gelelim. Abi o zaman hangi saç şeyini açıyor? Normal bir saçınız varsa, kendi öz saçınız var ise arkadaşlar. Öyle çok fazla şaşanlı açmasını beklemeyin. Açmayacaktır. Biraz açar ama çok fazla açmaz. Bunu da söylemek istiyorum. Yani %25. Eğer saçınız boyalı ise, saçınızı açmak istiyorsanız kesinlikle vereceğim bu bakımı. Kesinlikle uygulayın. Şimdi hemen nasıl hazırlanışını göstereyim. Çok sohbet ettim. Kusura bakmayın. Yaklaşık burada bir çorba kasesi deniz tuzu var. Burada da tam 1 litre falan bir su var. Yani 200 gram filandır bu kase galiba. Çorba kaseleriniz elbet vardır. Bunun içine boşaltacağız ve çampalayacağız. Olayımız bu. Şöyle yapıyorum ben. Teker teker. Tabii ben bunu zamanla hızlıca hızlı yapayım. Arkadaşlar geçelim. Gördüğünüz gibi bakımımızın yapılışına şöyle aldığı gibi. Burada az bir şey altta tuz kalabilir. Çok şey yapmayın. Çünkü tuz bu kullandığım su ılık su bu arada.
Yani öyle sıcaktı, şuydu, abi suyu sıcak yapalım mı falan diye soranlarınız çok fazla oluyor. Gerçekten gerek yok. Ilık bir su yeterli olur ve deniz tuzunu atın içine gitsin. Olay bu. Şimdi gelelim gri saçın şöyle bir sıkıntısı var. Eğer bu şampuanı kullanmıyorsanız sararma etkisi. Yani şu an saçlarımda hafif bir sararma var. Neden sararma var? Şampuanı kullanmıyorum akması için. Yani bu şampuanın özelliği şu. Boyanın akmamasını sağlıyor ve sararma olursa sararmayı azaltıyor. Sararmayı azalttığı için de şu an ben tabii istediğim gri tonuna yaklaşamadım. O yüzden açmam gerekiyor saçlarımı. Peki iki açıcı atamam. Neden açıcı atamam? Ya çakala git açıcı attır falan. Açıcı çok zararlı olduğu için iki defa yapılmaz. Saçınız yanar gider. Yani saç bir kere açılır. 2-3 ay beklemelisin. Saç zaten kendisi anca onarır. Onarmayabilir. O yüzden öyle ikinci açıcıyı yapayım falan demeyin. Doğal yöntemle açmaya çalışın. Hanımlara ve bayanlara söylüyorum bunu. Herkes yapabilir bunu. Sıkıntı yok. Yaptığım bu karışımı bir an önce uygulamaya başlayacağım. Şimdi aşağıdan aldığım şeyi gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Ha, ilginç. Evet, gördüğünüz gibi galiba. Acaba ne çıkacak? Bu gördüğünüz deniz tuzunu kafamda kullanacağım, uygulayacağım. Bildiğiniz yıkadığımızı, hani havuza girip çıkarmışız gibi, yani denize girer çıkarmışız gibi yapacağım. Arkadaşlar bu neden böyle? Hemen açıklayayım. Arkadaşlar deniz suyu, yani tuzlu su, saçı güneşle birlikte karıştığı zaman bunu sabah yapın ve güneşe çıkın. Mükemmel derecede açıyor. Ve bu mor şampuanı neden kullanmıyorsun abi şimdi diyebilirsin. Tam istediğim ulaştığım renk değil ve bu yıkanması yaklaşık arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben bunu ilk saçımı boyattığımda kullanıldı bu. Bir kere kullandım bunu. 30 yıkamaya bedel. Yani 30 yıkamada hala mor şampuanın etkisi var. O yüzden bu şampuan çok güzel bir şampuan ama yani 30 yıkamaya bedel olduğu için daha saçlarımı açamadım. İstediğim tona yakalayamadım. O yüzden dedim ki o zaman denizi, yani tuzlu su. Mükemmel bir derecede. Hani denize gitmediyseniz kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Saçı çok parlak yapar. Eğer öz bir saçım varsa biraz açar ve o öz saçı parlatır. Çok fazla bir parlaklık verir. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi geçelim bir an önce yıkamamıza. Yıkamamızda ben kafamı şu şekil ve bu şekil olarak anlatacağım. Şu şekil ve bu şekil. Şöyle dökerek yıkıyorum abi. Kaç dakika bekleyecek? Ne kadar bekleyecek falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar bunda şunu yapacaksınız. Bunu kafanızda böyle yıkadınız. Güneşe çıkıyorsunuz. Güneşte kurumasını bekliyorsunuz. Yani 1-2 saat. Yani 1-2 saatte doğal halde kuruması gerekiyor. Fön çekmeyeceksiniz. Herhangi bir şey çekmeyeceksiniz. İşte havluyla kurulayım falan demeyeceksiniz. Ben havluyla biraz kuruladım. Kafamdan aktığı için. Nemli bir şekilde durup güneşte gezerek kendinin kurumasını bekleyeceksiniz. Sonra yıkayacaksınız. Neyle yıkayacağız? Şimdi öz bir saçınız varsa, yani kendi saçınız varsa, kendi renginiz varsa, parlaklık ve güzel bir hacim vermesini istiyorsanız sarı nemlendirici şampuanı kullanabilirsiniz. Ama gelelim saçınız boyalı. Hanımlar için söylüyorum. Saçınız boyalı. O zaman neyle yıkayacağız? Saçınız bayağı bir aşınmıştır. Onarıcı bir bakım almanız gerekiyor. Yani turuncu, elidor renginde alabilirsiniz. Yani turuncu diyoruz biz daha çok. Hani turuncu derek anlayabilirsiniz. Sevinirim. Onarıcı bakım. Elde onarıcı bakım alabilirsiniz ve onu kullanabilirsiniz. Normal ılık suyla yıkamanız yeterli. Bunu haftada kaç kere yapacağız? Hemen tekrardan söyleyerek bitireceğim artık. Bunu haftada demeyelim de 3 günde bir yapabilirsiniz. Ama böyle hani her gün yapayım, her gün yapayım demek çok kötü bir durum olur. Onu da her gün yapmayın. 3 günde bir yaparsanız çok daha makul olur. Benden bu kadar. Umarım bu videoyu sevmişsiniz. Sevdiyseniz like atmayı ya da ya boş verin ya. Kanala da abone olmayın. Neyse vazgeçtim. Yani ben bunu söyleyince bak görüyor musun? Bir video çekti ondan sonra biz yaralım. Tabii. Evet, hep bunlar senin suçundan. Paylaşmayı bilmiyor insanoğlu. Yalan söylüyorsun. Yalan. Herkes gitti mi? Beni seven insanlar hala burada duruyor. Biliyorum. Saçımın son hali bu. Gördüğünüz gibi. Biraz daha açıldı. Şu an tam gri. Biraz daha yaklaşmam gerekiyor griye. Çünkü tam istediğim rengi tutturamadım. Ondan sonra mor şampuana geçeceğim. Eğer saçınız çok koyu bir renk attıysa, açmak istiyorsanız ve açıcı da kullandıysanız önceden doğal yöntemle saçınızı bu şekilde açabilirsiniz. 3 günde bir uygulayabilirsiniz. Açıklamada her şeyi tekrardan yazacağım.
Kendinize çok iyi bakın. Umarım bunun çok güzel oldu lan. Biraz daha açılsın, tam bir gri olacak bu. Gri çok hızlı bir akan boyadır. Ben her zaman bundan nefret etmişimdir.